Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Moody's'in not artırımının ardından gündem bulmakta zorlanan ve yurt dışı piyasalarında etkisiyle kar satışlarının etkisinde kalan BIST 100 endeksi Cuma gününü önceki kapanışa göre %0,18 artışla 10.891 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi %0,54, mali endeks %0,18 ve sanayi endeksi %0,29 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,05 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 41'i geriledi, 1'i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demirçelik, Türkiye İş Bankası, C, Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Endeks böylece geçen haftayı %2,4 kayıpla kapatmış oldu. Bu hafta yurt dışında çarşamba günkü faiz değişikliği beklenmeyen Fed toplantısının dışında İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor. Japonya'dan faiz değişik eşliği beklenmezken, İngiltere'den 25 baz puanlık indirim bekleniyor. Endeksin güne hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.